bu ümmetin tarihiyle, bu ümmetin ana gövdesini teşkil eden yapıyla hiçbir şekilde örtüşmeyen pek çok görüş öyle güzel, öyle tatlı propaganda ediliyor ki bu ümmete Kur'an ve sünnetin gereğiymiş gibi öyle bir anlatılıyor ki insanımız gerçekten yolunu şaşırmış vaziyette kime inanacağını, nereye gideceğini bir türlü kestiremiyor. Dündü galiba Twitter'dan bir mesaj aldım. Suriye meselesi bağlamında Suriye'yi Esed'den arındıralım, İran'a verelim demiş bir vatandaş. İslam adına, Kur'an ve sünnet adına konuşan bir vatandaş. Esed'i gönderelim, Suriye'yi İran'a verelim demiş. Ondan sonra da başkalarını mezhepçilik yapmakla itham ediyorlar. Ayıptır, günahtır. Kimin toprağını kime veriyorsunuz? Kimin adına yapıyorsunuz bunu? Böyle bir şeyin gerçek anlamda gündeme getirilmesi, ciddi ciddi gündeme getirilmesi, teklif edilmesi abesten daha abes bir şey. Evet, karşı karşıya bulunduğumuz tehlike ciddi bir Şiileşme, Şiileştirme hareketinin propagandasının bu ümmete Kur'an'ın lazımesi olarak takdim edildiği bir durumu gözümüzün önüne koyuyor. Şimdi bu mezhepçilik olmuyor. Ama siz bu ümmetin aslını, özünü, tarihi tecrübesini, ana istikametini gündeme getirdiğiniz zaman siz mezhepçi oluyorsunuz. Hayfa ki bu ümmetin önünde, bu ümmetin yaşadığı tarihi tecrübeleri, hayati tecrübeleri bu ümmetin gündemine koyacak insanlar yok denecek kadar az. Hayfa ki bu ümmete karayı ak, akı kara olarak gösteren propaganda merkezlerinin gücü maalesef ümmetin istikametini bulandırmaya yetecek kadar azmanlaşmış durumda. Dolayısıyla ikinci kırmızı çizgimiz her türlü nisbeti, her türlü aidiyeti Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadında kardeş olmanın gerisine almak olarak ifade edebileceğimiz bir duruş, bir tavır. Her kim ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat aidiyetini diğer bütün cemaat aidiyetlerinin önüne koyuyor, bizim birinci derecede kardeşimizdir. Her kim ki kendi cemaat aidiyetlerini Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in önüne çıkartıyor, onunla problemimiz var. O yolumuza ket vuruyor. Yanlış bir şey yapıyor. Velev ki o cemaat gerçekten Ehl-i Sünnet vel Cemaat müdafası üzerine kurulmuş bir cemaat olsun, bunu yapan bir cemaat olsun. Dolayısıyla bir aidiyet sıralaması, bir öncelikler sıralaması yapmamız lazım ve bizim için Ehl-i Sünnet vel Cemaat olmak bütün aidiyetlerin önünde ve üstünde geliyor. Tekraren söyleyeyim, bunun adı mezhepçilik yapmak değil, bunun adı mezhepçilik yapılmasına fırsat vermemektir. Bunun adı mezhepçilik fikriyatına ket vurmaktır. Çünkü bu yolun dışına çıkıldığı zaman yapılan işin bizatihi kendisi mezhepçilik oluyor.